Herkese merhaba sevgili dostlar. Harika bir pazar sabahından hepinize günaydın. Dünkü fırtınadan sonra, yağmurlardan sonra gök şimşek. Hiçbir iş yapamadım cumartesi günü. Şimdi bugün güneş yüzünü gösterdi ve işlerimize devam edeceğiz. Şimdi bir keşif yapmak için sizlerle beraber neler yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Bir çıktım işlere başlamadan önce. Dün o kadar çok yağmur yağdı ki sevgili dostlar, burası adeta göl olmuştu. Kazıklarım çok büyük bir imtihan verdi. Hiçbir şekilde yerlerinden oynamamışlar. Bir gevşeme, bir yumuşama yok. Demek ki o yağmuru da atlattığına göre bizim kazıklara karada ölüm yok. Kahvaltımızı edelim, kahvemizi içelim. Ondan sonra bu güzel günü işle değerlendirelim. Akşama kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Görüşmek üzere. Dostlar, kahvaltımızı yaptık. Hava çok güzel. İşlere başlıyoruz. Bira bismillah. Şimdi kafama göre yapmak istemiyorum. Bunu birazdan ucunda sivrileteceğim. Ama şimdi denemek istiyorum. Bunu yatırdık. Yatır yatır tam ortasına kadar gelecek şekilde. Evet, bence bu görüntü gayet güzel. Yeni oyuncağımı tanıtmak istiyorum sevgili dostlar. Kendime bir dekupaj testere aldım. Çok pahalı bir ürün değil. Ama işimi görsün. Profesyonel bir ürün değil. Bıçağını çok kaliteli tercih ettim. Bosch marka. Bunun da markası Cat Power. Bence gayet sağlam ve mukavemetli oldu arkadaşlar. Bu ölçü gayet güzel. Böyle devam edebiliriz. Delik işi çalıştı. Hiçbir şekilde ahşaba zarar vermedi. Ve telimiz buradan çok rahatlıkla geçiyor. Harika olacak. Bunu bu şekilde gönül rahatlığıyla da çevirebiliriz. Aynı böyle. Çekiyorum da gelmiyor, yatmıyor da. Bence bu iş oldu. Arkadaşlar çok yoruldum. Türk kahvesi içiyorum. Gördüğünüz gibi teli çektim tek başıma. Dur abi dur ya. Dur gülme ya. Tüm bu tekniği ben uyguladım. Doğuştan bir kabiliyet varmış bende. Bak görüyor musunuz? Hiçbir sıkıntı olmadan... Abi dur. Ses etme. Hiçbir sıkıntı olmadan teli gitar gibi yaptım. Buradan başladık. Buradan gittik. Şu ağacın dibine kadar ki olan teli tek başına hallettim. Gerçekten doğuştan ustaymışım. Yani kendime şaşırıyorum. Nasıl yaptığımı ben de anlamadım. Ama itiraf geliyorum demez. Salih abi, komşumuz. Abi çok teşekkür ediyorum. Şaka bir yana. Ben de teşekkür yani ederim. Görüp de, gelip de beni burada çırpınırken gelip de demeseydin ki dur öyle olmaz böyle yapalım demeseydin ben hala cebelleşiyordum burada. Yani aklımdakilerin hepsi yanlışmış. Öyle söyleyeyim. Ben mesela hep bunların etrafından tur atmayı düşünüyordum. Her bir tanesinde tabii gerginlik sorunu yaşayacaktık. Ama sadece şu bağlama yapılan yerler, buraları döndük ve çiviyi de sabitledi Salih abi. Bunların hepsini öğretti bana. Ben de tüm iş bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Yapmak isteyip de bilmeyenler için bir kılavuz olsun diye. Sen bilgi paylaştıkça güzel. Ne yapayım abi? Bunu dibi cansız. Şunu şuraya kadar çakacaksın. Çiviyle besleyeceksin bunu. Destek olsun diye. Tamam. Allah gitti kahve. Kahve içtik. Fincan kırılmadı değil mi? Yok sorun yok. Bunu sağlamlaştıracaksın böyle yamulmayı. Böyle şey ya. Kahven bitmiş miydi?
Yaptıralım kahveyi bir tane daha abi. Sağ ol. Kahveyi bitirdim ben. Fincan kırıldı sandım ben de, zarar vermedik. Canın sağ olsun abi. Kırılsa ne olacak? Sonuç olarak şimdi son direğe kadarki kısım tamam dostlar. Burayı da şu şekilde destekledik. Burası sert bir zemin olduğu için gevşekti. O yüzden buna 3 ayak çaktık. Komple teli dönüyor. Altlı üstlü. Tamam. Ondan sonra öteki teli çekeyim. Altlı üstlü böyle gel. Yalnız şeyle güzel gel. Pensayla. Tamam. Onun aldığım ilmini senden. Ha, ya böyle asılacaksın. Burayı bakacaksın. Orayı bağla. Böyle tın tın etme bir mesele yok. Sen şimdi seraya mı gidiyorsun? Seraya, acıkın bir seraya varacağım. Tamam. Hastalık var mı? Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben öğrendiklerimi uygulamaya devam ediyorum. Yapamadığım bir yer olursa, takıldığım bir yer olursa ses ederim sana. Salih abi gelmeseydi halim perişandı dostlar. Köy yerinin böyle bir güzelliği var işte. Birisi bir iş yaparken illaki birisi gelip ucundan tutuyor, yardımcı oluyor, öğretiyor. Komşularımız çok iyi burada. Gerçekten çok şanslıyız. Dostlar şuraya kadar gelip şurada bitirip şu kalası söküp ondan sonraki kalasla bu kalas arasını herhangi bir traktör, araç vesaire girmesi için buraya büyük bir kapı aralığı bırakmayı planladım. Yorumlarda da gelmiş. Acaba diyordum ki şu son taraftaki yere mi yapsam? Ama buradan bir yer kaybetmek istemiyorum. Çünkü bunun arkası tamamen sebze yatakları olacak. O yüzden burayı kapı yapmaktan vazgeçip sebze yatakları tam bu hizada biteceği için bu ve bunun arasını kapı yapmaya karar verdim. Bakalım inşallah güzel olacak. İş daha da şekillenmeye başladı sevgili dostlar. Şimdi artık görebiliyorum önümü ve bu işin yavaş yavaş olabileceğine de ben de inanmaya başladım. Sağ olsun buradaki komşularımız yalnız bırakmadı. Yardımlarını da esirgemediler. Buradaki sabitleme tamam. Şuraya kadarki üst sabitleme de tamam. Şuradaki potluklar yere atılacak çentikler kazıklardan sonra ve ortaya çekilecek şu kazıkların ortasına çekilecek tellerden sonra düzelecek ve gerginleşecek, dümdüz olacak. Son durum bu. Şimdi buradaki komşum sevgili Engin aradı. Farklı bir iş yapıyormuş, gelir misin dedi. Ben de biraz sıkıldım, değişiklik olsun diye onun yanına gideceğim. Belki orada da kameramı açıp onu sizlerle tanıştırırım. Hakikaten dünkü havadan sonra bugün cennet gibi, mis gibi bir hava var. Çok da keyifli oldu bugün yaptığımız işleri tamamlayabilmek adına. Çekil lan, çekil kızlar. Kızlar çekil lan. Çık. Bisikletle bir yerlere giderken çok keyifli oluyor. Çünkü arabayla giderken görmediğin detayları bisikletle giderken görebiliyorsun. Harika keşifler yapabiliyorsun. Geldik.
Selam kardeşim, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Sana bir ormanlık alan göstereyim mi? Ormanlık alan? Abi bu nedir ya? Taş. Şaka yapıyorsun ya şu anda bana. Bir dur. Şu bisikletimi bir saniye. Onu ters ışıkta almak istiyorum ya, güneşe doğru. Bir alabilir miyim? Nasıl? Taş. Abi bu ne? Taş çok hoşuma gitti. Yüzük taşını da ondan yaptım. Kendime. Abi sen bir tanıtır mısın? Sen kimsin? Şöyle bir dön kameraya. Işığa. Engin'cim merhaba. Kardeşim merhaba. Az önce söyledim, sizi Engin'le tanıştıracağım dedim. Sorun var mı? Kamerada, yok, vlogda hiç, vesaire. Hayır. Hiç tamam. Hiçbir sorun yok. Abi bu nedir? Kendini bir tanıt. Kısaca. Engin ben, Engin Özeker. Ankara'dan göç ettik buraya. Yaklaşık 1,5 sene oldu. Burada doğal taş işleri yapıyoruz. İşte narenciye işleri yapıyoruz. Köye yerleştik. Köy evidir falan. Harikasınız öyle abi. Hayatımızı ya. Devam ettirmeye çalışıyoruz. O elinde görmüş olduğun opal. Evet. Yosunlu opal diye geçer. Mos. Abi yani şu anda bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama ya inanılmaz bir görseli var. Şöyle tutayım bir saniye. Şu anda bir dilim daha çıkmak üzere. Makineden. Abi sanki ne gibi biliyor musun? Böyle içine küçük küçük böyle minyatür ağaçlar, yapraklar konmuş. Aynen. Bak tepede ufak bir dağ manzarası var. Ya kesinlikle. Şurada biraz sevgi manzarası var. Abi ne görmek istiyorsun? Aşk var. Ya doğal taş bir aşktır zaten ya. Bunların hepsini kendimiz çıkartıyoruz. Abi bunların hepsini bir gün ayrı bir bölümde konuşalım mı ya? Bu vlogun içine sığacak böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil çok, bu. Çok şey, seninle zaten taş toplamaya gideceğiz bu bir hafta 10 gün içerisinde. Abi öyle çok olsun. İstiyorum. Şimdi burada kesim mi yapılıyor? Evet, burada kesim yapılıyor şu anda. Ya şu anda ya inanılmaz bir, ya bu bugünkü vlogun içinde hiç beklemediğim bir sürpriz oldu benim için ya. Ciddi mi diyorsun? Evet abi. Ben çünkü bugün bahçemi çevirecektim. Başka da bir şey yoktu yani bugün yapacağımmış. Evet yani böyle bir vlogun içinde böyle inanılmaz bir sürpriz gerçekten çok sevindirici oldu. Kardeşim benim ya, sağ olasın, eksik olma. Dur bakalım birazdan ne çıkacak bunun içinde? Şimdi kesim bitmek üzere. Tamam. Şeyi de kenarı sıyırsın, ondan sonra kapağını açacağım. Burada değişik taşlar. Bakar mısın? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Aman şu çok hassas bir taştır. Onu tamam, şöyle aldır. Arkadan alayım ben. Evet abi. Şöyle canını kurtarayım. Tamam. Şimdi ben bilmediğim için. Bu diğer parçası mı? Bu da diğer parçası. Ne kadar görünüyor? Görünüyor mu? Abi bu gerçekten bunun içindekiler fosil mi? Yaprak mı? Dal parçası mı? Nedir? Tabii. Bunun içerisinde fosil var. Yani şunlar fosil zaten. Yosun fosili. Abi çok büyüleyici bir şey ya. Bana mı öyle geliyor ya? Ben mi duygusala bağladım? Abi duygusala bağlayacak bir şey yok. İnsan gördüğü zaman aşık oluyor işte. Al. Bak aşık ol. Taş dersin ya. Taş dersin geçersin. Al işte. Buna da bak. Mücevher gibi. Dev gibi bir mücevher. Bu nedir Engin? Kardeşim o dumanlı kuars. Dumanlı kuars. Ne yapılıyor bunlardan? Yüzük, kolye. Abi onlarla ne yapılıyor? Yüzük, kolye, doğru, takı, aksesuarları. Onun haricinde eve görsel katar. Bir de bunları enerjisel durumları var. Aynen onu diyecektim. Öyle biliyorum. Meditasyon esnasında kullanılabiliyor. Hani enerjiyi arttırması. Evet. Açısından. Yani onu biraz hani bu işleri takip eden, inanan kişilerin bileceği bir durum. Kesinlikle. Yoksa bilmeyen için bu bir taş parçasıdır. Aynen öyle yani. Bilen için öyle, bilmeyen için yokuşta arabanın tekerleğinin altına konacak bir cisim. Koyarlarsa tekeri yarar. Onu da bilmem lazım. Eyvallah. Sertliği yedi. Bayağı bir sert bir taş. Abi çok güzel ya. Hadi oturalım biraz, bir çay kahve içelim. Hadi içelim. Dostlar bu az önce gösterdiğimiz taşın ham hali, kesilmemiş hali. Bu makinenin içinde Engin bunları kesiyor. Şöyle dilim dilim hale getiriyor. Ondan sonra bir suya tutup, değil mi Engin? Evet, anlatsana aynen. Abi. Aynen kardeşim, işte sen özetledin.
suya tutuyorum. İlk yıkamasını yapıyorum. Ondan sonra bunlardan kabaşon, yüzük taşı, kolye taşı çıkartıyoruz. Çok güzel ya. Bunlar fosilli opal taşları. Buradan kaç milim dilim alacaksam ayarlıyorum. İşte ileri veya geri. Ben dayanamayacağım yine. Tamam sormayayım ya. Sor. Sürpriz olsun. Bölümümüz için sürpriz olsun. Ben bunları nereden buluyorsun? Bir dedektörle mi buluyorsun? Bakınca mı anlıyorsun? Nasıl çıkarıyorsun? Ya bu... Çok soru soruyorsun Tolga. Bahsedeyim mi? Bahsedeyim. Bir sonraki bölümde diyelim mi? Bir sonraki bölüm. Hafta içi, pazartesi günü veya salı günü tamam. Senle bu bölümü çekelim. Olur valla. Köye göç ve taş işi yapmak. Olur valla. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Kart verelim şuraya. Bugünkü bölümünde burada sonuna geldik diyelim. Yarın işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Verimli bir gündü, keyifli bir gündü. Hava çok güzeldi, çalışması keyifliydi. Yarın bu şekilde tellerimizi bağlamaya devam edeceğiz. Sonra bahçe tellerini de çekmeye devam edeceğiz. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Ben şimdi montaja. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.